Şimdi Yerleşimi gelelim alalım. Ed James'e gelelim. Bu çok önemli. Şimdi binbaşı Ed James. Bu da Amerikan ordusundandı ve Stargate projesi çerçevesinde duru görü medyumu olarak yetiştirildi. Bu da medyum. Tabii ki duru görü medyumu, ama aynı zamanda hep bu insanların işte bir de askeriye background'u var, yani geçmişi var. Hani doğrudan doğruya birdenbire bu medyumluk içinde yetişmemiş. Zaten çok sıkı bir eğitim almış, bir askeriye eğitimi almış ki biliyorsunuz Amerikan ordusunda bir disiplin geliyor. Çok fazla falan. Şimdi bu adam ne gördü? Dedi 2003 ve 2004 senesinde bir takım öngörüler yaptı. Ve bunu da Japon televizyonunda bir canlı yayında açıkladı. Dedi ki, sizin dedi 2011 yılında Japonya'da çok büyük bir felaket olacak. Ben bunu görüyorum dedi. Gidelim, devam edelim sonraki resimlere. Resimde. Sonrakine tamam, geçelim. Devam edelim. Lütfen. Orada görüntüsü var. Canlı yayında, bu da onun Japonya'daki canlı yayınından sahneler. Çok büyük bir deprem olacak dedi. Şehirler sular altında kalacak, ama bu kadarı da değil. Nükleer santraller zarar görecek ve nükleer reaktör patlayacak. Bundan da zarar göreceksiniz. Japonlar da dediler ki, biz dediler canlı yayında depremle ilgili kehanetini seni açıklarız. Kehanet de değil bu, duru görü, yani zamanın ilerisine gidiyor. Onu açıklarız. Ama dediler, nükleer felaketi anlatamayız. Çünkü Japon halkı buna hazır değil ve toplumu biz felakete sürükleriz o zaman. Peki dedi, o da sadece depremi anlatın. Bir resim bir daha çizimi gidelim. Var. Çizimi var. Çünkü bir de duru görü medyumlarının özelliği var. Gördükleri şeyi hemen kalemle çiziyorlar ki hani daha sonrasında bir şey bırakabilmek için, bir kanıt bırakabilmek için. Mesela duru görü medyumluğunda şöyle bir şey var. Adam transa girip uyur halde olmuyor. Şuuru açık. Çünkü yazması lazım, çizmesi lazım. Bu depremi bu şekilde tarif etti. Mesela görmüş kafasının içinde işte okyanus, binalar devriliyor filan. Bir resim daha var. Onu da görebilir miyiz? Orada da nasıl şehirlerin sular altında kaldı. Neticede 2003 yılında ve 2004 yılında bunu hem Japon televizyonunda hem de Amerikan radyolarında açıkladı. 2011 senesinde biliyorsunuz Japonya'da çok büyük bir felaket, çok büyük bir deprem, tsunami ve de arkasından nükleer reaktörün zarar görmesiyle. Ya şimdi demek istediğim şu ki, duru görü olayı bir teknik. Aşağı yukarı herkes bu teknikle eğitilebiliyor. Ve ben son yaptığım seminerimde bir duru görü çalışması yaptık biz katılımcılarla. Son derece sade ve son derece basit. Aslında burada bile yapabiliriz. Şimdi duru görü çalışmasında sizden benim hiç istediğim bir şey yok. Ben vericiyim. Murat'la deneyebilirsiniz. Yani, tabii ki deneyebilirim. Yok hocam. Murat Bey'in değil. Hassasiyeti var. Aslında sizin de var. Çünkü siz akrep burcusunuz. Kendisi yengeç burcu. Su burçları. Nereden biliyorsunuz hocam? O kadar da biliyorum. Artık yani. Yapmayın, etmeyin. Bakın hocam, neler anlatıyorum ben size. 55 tane resim getirdim. Kürşat Berkan çok haşır neşir bu konularda. Astral'e de çok fazla gidiyor geliyor. O yüzden yabancılık hissetmeyecektir. Hiçbirimiz yabancı değiliz bu konulara. Yapalım yapalım şu an. Yok canım. Konusunu bölmeyelim ama şunu anlatayım. Söyleyeyim. Yani. Yapabiliriz. Yani ekranda da yapabiliriz. Peki bunu... diğer arkadaşlardan tabii kalkmamız gerekecek. Şöyle ne şey. Yapacağız? Onu... Mesela çok basit. Ben bunu yaptım. Aşağı yukarı bir 20 kişilik topluluk karşısında ve inanılmaz %100 doğru cevaplar geldi. Ve o kişilere ben ilk defa o gün söyledim. Yani hazırlıklı değillerdi daha önce. Bu sürpriz oldu. Rejiden rica edelim. Bir arkadaş içeriden kim gelmek istiyorsa gelsin. Onu deneyelim mi hocam? Tabii deneyebiliriz. Mesela Nihat çok basit. Arzu hocam içeriden birisini kim? Nihat ama şöyle. Nihat bana Bey, bir evet. Zarf vermeniz lazım. Tamam. Kapalı bir zarf vermeniz tamam. Lazım. Şimdi heyecanlandım. Nihat Bey ile Nihat Bey mi gelecek? Evet, Nihat Bey şuraya yanıma gelebilir. Mikrofon gerek var mı? Gerçi hayır, buradan yok. Duyarız. Tamam. Bir zarfınız var mı? Montunu çıkar istersen. Tamam. Şimdi montu çıkarma yakada şey var. Direkt öyle gel. Ya marka mı? Olsun onu. Ben şöyle yapalım. Tamam, nasıl yapacağız? Ben şöyle yapacağım şimdi. Nihat Bey'i göreyim. Tamam, şuraya yanıma gel. Gel kameraya buraya gel. Yanımıza gel. Şuraya ayakta bekleyebilirsin. Şimdi Nihat'ın aslında kim olduğunu da söyleyelim. Ben Kürşat Bey'in kardeşim. Kürşat'ın çok kardeşim. Memnun oldum. Evet. Şimdi orada yaptığım çalışmada kutu içinde bir eşya getirmiştim. Bugün hazırlıklı değilim, getirmedim. Ama ona benzeyen bir şey yapayım. Arkanızı dönün. Evet, canlı yayında bir astral duru görü deneyi yapıyor Farah Hanım arkadaşlar. Onu da hatırlatalım. Şimdi. Sesi çıkmıyor, mikrofon mu takmak istiyorsun?
takalım mı? O zaman gel. Tamam, siz devam edin. Ben ne yapacağınızı anlatın istiyorsanız teknik olarak. Ben kağıda bir çizim yaptım. Hı-hı. Bir şekil çizdim. Bunu da buraya koydum. Evet. Sakladım. Gördünüz mü? Hayır. Biz siz gördünüz mü? Hayır. Evet. Orası gördü mü? O ara Ömer'e bakıyordum. O da görmedi. Şimdi resim burada. Hı-hı. Kapalı. Şimdi sizden... Alttan KJ'yi alalım. Tam resim görünsün. Engelli. Yo, şu an değil. Sonra kapalı. Açacak ya. Sonra açacak. Ama en azından hani oynanmadığını falan tamam. Göstermek diye canlı yayında. Hazır mı mikrofon? Gel evet. Nihat gel. Şimdi ben buraya kara kalemle bir resim çizdim. Basit bir resim çizdim. Sizden kendinizi rahat bırakın. Bu bir bilgi yarışması değil. Doğru hı-hı. Yanlış hı-hı. Cevap yok. Ne hissediyorsunuz? Şimdi şurada bir resim var. Ben bunu size çizdim. Bunu gönderiyorum. Algılarınızı düşünün. Yani şöyle, ilk aklınıza gelen düşünce, ilk aklınıza gelen his, bir sıcaklık mı duyuyorsunuz, bir soğukluk mu hissediyorsunuz, rahatlık mı var, huzursuzluk mu var, gözünüzün önüne neler geliyor? Şimdi sizden şunu isteyeceğim, bir kenara çekilin ve bunları bir kağıda yazın. Sonra tekrar gelin. Tamam mı? Peki ondan önce çok özür beklesin. O çizdiğiniz kağıdı en azından uzaktan da olsa görse daha iyi bir etki olmaz mı? Hayır. Hiç mi görmeyecek? Çünkü ben kapalı kutunun içindeki nesnelerle yaptım bunu. Zor bir sınav seni bekliyor. Başka odada da olsa olur. Kağıt. Şuradan al hemen kağıdı. O zaman ne bir 10 dakika hemen, sonra tekrar tabii, alalım. O kadar gerek var mı 10 dakikaya? 10 dakika bile yetmez. 5 dakikada da hemen şunu yapması gereken sizden. Sadece o İsteyelim. Kağıda odaklanmalı ve kağıdın içinde ne olduğunu evet. Hayal etmeli ya da tahayyül etmeli. Hayal de etmek değil. Benden size ne hisler geliyor? Bu şey gibi mi hocam? Mesela sıcaklık, soğukluk, sıcaklık, yine soğukluk, şey. Atıyorum koku. Sıcak, güneş çizeyim. Mesela gibi. Onun gibi. Tamam, anladın mı? Hissiyat, ne anılar, gözünüzün önüne gelen bir resim. Serinliktir, camı açık araba olur falan. Tamam. Başarısız da olabiliriz, başarılı da olabiliriz. Ama benim yaptığım şansımızı çalışmada deneyeceğiz. Çok başarılıydık ve inanılmaz %100 sonuçlar aldık. Fakat 20 kişiydik. Bir de şöyle bir detay da söyleyeyim. Şimdi sizin seminerlerinize gelenler zaten bu konuya sürekli giriftar olan kişiler. Nihat Bey belki de ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığı için olabilir. Ondan da farklılık olabilir. Tabii, onu da parantez içinde söyleyeyim. Yok, denemiş olduk. Şimdi, evet. Şimdi resimlere devam edeceğiz ama hızlı. Şey yapalım hocam. Bir virgül koyalım. Kalan zaten bir 8-10 resmimiz var ama şu bir video var. O çok ilginç. Senin o şey uzaylı videosu. Hı-hı. Sahte. Aa, evet. Onu bir izleyelim çünkü şimdi bunu bir uzaylı bu yakalandı işte konuşturuyoruz biz bunu şeklinde çıktı. Hı-hı. Yurt dışında çok fazla Türkiye'de de çok fazla videoları var. Video hazırlanırken hemen kısa bir şey söyleyeyim mi Memur? Şimdi günümüzde Kuşat uzaylı röportajı diye evet. Kayıtları. Onu hazırlasın yönetmenimiz ben de hemen bir şeyler söyleyeyim. Günümüzde en yozlaşmış dönemi yaşıyoruz. Evet. Bugün bizden daha önce Kur'an da söylüyor üstün toplumlar vardı. Bugün biz yaşadığımız topluma baktığımızda maalesef ki Tanrı'yı inkar etmenin yanı sıra bir de Tanrı icat eden bir toplum haline geldik. Küçük çocuklara tecavüz edenler, taciz edenler, hayvanlara işkence yapanlar, taciz edenler. Biz geçmiş dönemde yaşamış ve helak edilen toplumların bütün bu kötü hasletlerini üzerinde toplamış bir toplumuz. Sodom ve Gomorra. Kesinlikle. Aynen öyle. Şimdi öyle bir döneme geldik ki. Dört koldan insanların ne konusunda zafiyeti varsa ki bu videoda uzaylılar konusunda zafiyeti olan insanlara yönelik hazırlanmış bir video. Ne konudan zafiyeti varsa o konudan saldırıyorlar. Bu izleyeceğimiz videoda bizim o şeytani küresel elitler dediğimiz insanların silahından biridir. Nasıl silah? Videodan sonra anlatalım. Alalım videoyu. Yourself. That's all about your sword. How?
Evet. Şimdi izledik. Zaten sahte olduğunu program başında da konuşmuştuk. Orada çok ciddi şeyler var. İşte ben yarattığıma kadar gelmiş tabii neredeyse. Birincisi şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki ölüm diye bir şey yok. Aslında deneyim vardır. Bu kadar mezarlıktaki kemikleri ne yapacağız? Niye bu konuştukları? Çünkü fiziksel bir varlık. Fiziksel bir varlık olduğuna göre bizim ölen fiziksel varlıkları ne yapacağız? Cesetleri ne yapacağız? Nereye koyacağız? Ruha ne diyecek? Bunun yani haricinde, bunun haricinde orada direkt olarak semavi dinlerin hepsinin inkar var. Sadece İslam'dan da bahsediyorum. Semavi dinlerin hepsinin inkar var. Neden? Yani açık açık diyor ki beyefendi, konuşan beyefendi, uzaylı dediğimiz beyefendi, haşa Tanrı diye bir şey yoktur. İhtiyaçtı, ihtiyacı çıkardık. O sizin ihtiyacınızdı, biz size sunduk. Bu tamamıyla hayali bir şeydir. Hayali kelimesini ne diyor orada? Bu düzmece bir videodur. Aslı yoktur. İşte propaganda amacıyla üretilmiş bir videodur. Bu videoya inanmak, bunun doğru olabileceğini düşünmek insanı dinden çıkarır. Bir Müslüman olarak bu gibi videolara lütfen inanmayın, itimat etmeyin. Hatta ve hatta hadi İslam'ı, Hristiyanlığı, Museviliği, Budizmi bir kenara bırakalım. Deistseniz bile şu saçmalığa inanmayın Allah aşkına ya. Böyle bir saçmalık gerçekten olamaz. Dünya dışı yaşam vardır, biz inanıyoruz ve programda onu konuşuyoruz. Ama haşa, ben işte zamanın ötesinden geldim, sizin tanrınız benim, sizleri ben yarattım, tamamıyla bir saçmalıktır. Erich von Däniken'in bir betimlemesi var. Tanrı'nın Arabaları kitabında sanırım bunu anlatıyordu. Orada diyor ki, bir zaman düşünün, yerli kabileler var. Hiçbir teknoloji görmemişler. Oraya teknolojik cihazla yani UFO ile iniyorsunuz. Sonra astronot kıyafetinizle deney için bir takım bombalar patlatıyorsunuz. Oradaki çalıların arkasında elinde mızrağı olan, üzerinde elbisesi olmayan yerli halk sizi tanrı sanabilir. Onlar cahildi de sandı. Ya siz cahil misiniz? Şu videodaki saçmalıklara inanıp bunları doğru kabul ediyorsunuz. Şey var. Bu Darwinist propagandadır, öyle başka bir şey değil. Şaşırmıyorum ama inananlara şaşırmıyorum. Çünkü şu an Mehdi'yim diyen, peygamberim diyen, kendine bir sürü mürit bulan insanlar da var. Yurt dışında yani da var. Amerika'da peygamberim diyen kabul edilen. Denge her konuda dengeyi bulmadan hiçbir yere varamayacağız. Siz şimdi diyorsunuz ki mesela hani bu Batı'da da Hristiyanlar iman etmiş olanlardan bahsediyorum. Bu konuya kesinlikle karşılar. Mesela dünya dışı varlıkların negatif bir kaynaktan geldiğini düşünüyorlar.
Böyle düşünmelerinin sebebi de bu türlü sahte fotoğraflar, bu türlü sahte çok videoların var, evet, ortalığı karıştırması. Şimdi ben buraya bir resim çizdim. Çok basit bir resim çizdim. Nihat. Onu size göstermedim. Size de göstermedim. Deneyiniz de neydi? Yeni açılan işini hatırlatalım. Duru-görü çalışması. Duru-görü deneyiydi. Yani CIA'nin, NASA'nın ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin dünya dışı varlıklarla iletişim kurabilmek amacıyla duru-görü medyumlarıyla yaptıkları çok gelişmiş çalışmalar var. Ama tabii Nihat, bu onun alalım buraya, çok Nihat'ı. Basit bir şey. Gel böyle. Evet Nihat Bey. Nihat şimdi, Kürşat'ın kardeşi. Şimdi şöyle yaptık, onu da söyleyelim. Bana göstermeyin bir şey. Hiç kimseye hiçbir şey göstermeyin. Şöyle aşağı tutalım o zaman. Şimdi ne hissettiniz? Ben buradan size bir şeyler gönderdim. Ne hissettiniz? Gönderdim derken his olarak gönderdim falan. Hiç anlaşılmasın. His olarak bana gelen şey böyle gözümün önünde ilk canlanan bir şey böyle. Surat da değil. Yani farklı simetrik. Peki bir sıcaklık bir soğukluk hissettiniz mi? Şimdi sıcaklık hissediyorsun buranın verdiği ışıkların tamam, o etkiliyor bir şekilde, doğru. Etkileme oluyor. Peki his olarak kendinizi nasıl hissettiniz? Nasıl hissettim? Şimdi direktmen bana da bir isim yöneldiği için biraz heyecan ister istemez oluyor. Heyecan oldu, tamam. Peki. Peki daha fazla lafı uzatmayayım ben. Bir şeyler çizdim sen orada. Şimdi bakınız ben alelacele çok basit şöyle bir yıldız çizdim. Hı hı. Sizinkine bakalım. Gösterelim şöyle. Evet. Arkada da bir şey var. Şimdi siz yıldızın belirli yerlerini gördünüz. Üst kısmı. Her yerini göremediniz. Şimdi, üç açısını, ucunu. Neredeyse yakaladınız. Belki aklınızdan geçti bunun bir yıldız olabileceği. Fakat vazgeçtiniz. Şimdi bu belki dedi ki bu kadar basit bir şey olamaz. Olamaz. Bu çalışmalarda içinize doğan ilk resmi, içinize doğan ilk simgeyi hemen çizmeniz gerekiyor. Şimdi tabii ki ben bunu kendi seminerimde daha sakin, daha rahat bir ortamda yaptım ama siz yakaladınız. Hı-hı. Yani bakın, yakaladım. Şey tabii hocam, şimdi burada stüdyo gerginliği, çağırdık o heyecanla. Hiç fena yani, değil. Öncesi yok, bir şey tabii, yok. Daha önce hiç böyle bir şey deneyimlememiş bir kişi ve bu konulardan uzak birisi. Size belki, rağmen mi? Tabii, belki tamamen de hani konulara daha sık şey olan, muhatap olan birisi olsa belki de %100 sonuç alacaktık. Sen de deneyelim mi? Bu bir artık başka bir zaman yaparız onu da. Yormayalım sizi. Peki, fakat Nihat Bey'e teşekkür ediyoruz o zaman. Çok çok teşekkür ediyorum. Güzel, sağ olun. Sağ olun. ben işte bunu 20 kişiyle yaptım ve 3 ayrı obje, evden getirdiğim 3 ayrı obje kapalı kutunun içinde masaya koydum. Bunu dedim size %100 bilenler çıktı. Yani evden ne getirdiğimi bilemez. Şimdi demek ki biz bunu son derece sıradan şartlar içinde yapabiliyorsak NASA tarafından, CIA tarafından eğitilmiş medyumların çok daha geniş kapsamlı ve doğru sonuçlara ulaşmaları da mümkün olmuş.